Sen de benim gibi bir homo sapiensin. Akıllı insansın. Kainatın mucizesi yaşam yaklaşık 4 milyar yıl önce ortaya çıktı. Biz insanlarsa yalnızca 200 bin yıl önce. Yine de yaşam için temel olan dengeyi alt üst ettik. Bu sıra dışı hikayeyi iyi dinle. Bu senin hikayen ve sonunu yazmak senin elinde. Soyumuzun izleri. Gezegenimiz başta bir cehennem yerinden farksızdı. Evrendeki diğer kümelenmelere benzeyen ve toz zerrelerinden oluşan bir bulut yığınıydı. Ve yaşam denen mucize tam burada başladı. İnsanoğlunun yaşamı 4 milyar yıldır yeryüzünde kalmayı başarmış sayısız canlının oluşturduğu zincirin tek bir halkası. Yeryüzü bugün bile yeni volkanlar tarafından şekillenmeye devam ediyor ve dünyamızın doğuş sahnesi yeniden canlanıyor. Derinliklerinden kabaran erimiş kayalar katılaşıyor, çatlıyor, ince bir kabuk gibi yayılıyor ve bir süreliğine uykuya dalıyor. Toprağın bağırsaklarından kıvrılarak çıkan dumanlar ilk atmosfere, oksijensiz bir atmosfere tanıklık ediyor. Yoğun su buharı ve ağzına kadar karbondioksitle dolu bir atmosfer düşünün. Tıpkı bir baca gibi. Dünya soğudu. Su buharı sıvı hale geçince sağanak yağışlar başladı. Güneşe ne çok yakın ne de çok uzak olan dünyanın mükemmel dengesi, yağan yağmuru sıvı halde muhafaza etmeyi başardı. Su kanalları oluştu. Bu su kanalları tıpkı vücudumuzun damarları ve bir ağacın dallarıymışçasına dünyaya can verdi. Kayalardaki mineralleri süpürerek okyanusların tatlı suyuna karıştırdı. Böylece okyanuslar tuzlu suya kavuştu. Yaşam kıvılcımı nerede çaktı? Yerküredeki gayzerlere rengini veren mucizevi, ilkel yaşam formları hala mevcut. Bu canlıların adı Archaea bakteriler. Mavi yeşil algler olarak da bilinen siyano bakteriler hariç hepsi dünya ısısıyla beslenir. Tek başlarına tüm güneşin enerjisini emecek güce sahiptirler. Onlar dünün ve bugünün tüm bitki türlerinin atası.
Bu küçük bakteriler ve onların milyarlarca sayıdaki atası atmosferin dönüşümüne yol açarak gezegenimizin kaderini değiştirdi. Peki atmosferi zehirleyen karbona ne oldu? Hiçbir şey. Yalnızca yer kürede hapsoldu. Bir zamanlar burada mikroorganizmaların mesken tuttuğu bir deniz vardı. Atmosferden sağladıkları ve okyanusta çözülen karbon sayesinde geliştiler. Bu gördüğünüz katmanlar milyarlarca mikroorganizmanın üst üste birikmesiyle oluştu. Onların sayesinde atmosfer karbondan arındı ve diğer yaşam formları oluştu. Atmosferi değiştiren yaşam oldu. Bitkiler güneşin enerjisiyle beslendi ve su molekülünü parçalayıp oksijeni özümsedi. Böylece oksijen havaya karıştı. Dünyadaki su döngüsü daimi bir yenilenme sürecine eşdeğer. Şelaleler, su buharı, bulutlar, yağmur, doğal su kaynakları, ırmaklar, denizler, okyanuslar ve buzullar. Bu döngü hiç kırılmadı. Yeryüzünde hep aynı miktarda su vardı. Bugüne dek tüm canlılar aslında hep aynı suyu içti. İnsanı hayrette bırakan su, yeryüzündeki en değişken haldeki madde. Akarsularda sıvı, su buharında gaz, buzdaysa katı halde. Sibirya'da kış aylarında donan göllerin yüzeyi, suyun donarken uyguladığı gücün izlerini taşır. Sudan daha hafif olan buz, suyun derinliklerinde devam eden yaşamı soğuktan koruyan bir manto işlevi görür. Ve birbirine muhtaçtır. Su ve hava birbirinden ayrılamaz. Yaşamlarımız için el ele vermiştir. Bu evrende paylaşmak her şeydir. Bulutların arasından gözüken bu yeşil alan, havadaki oksijenin kaynağı. Akciğerlerimizin onsuz var olamayacağı bu gazın %70'i, okyanusların yüzeyine de renk veren alglerden gelir. Dünyamız birbirine muhtaç olan her bir varlığın farklı bir role sahip olduğu bir dengeye ve zekice planlanmış ancak kolaylıkla mahvedilebilecek kırılgan bir ahenge sahiptir. Alglerin deniz kabuklarıyla olan ilişkisinden mercanlar doğar. Mercan resifleri okyanus tabanının %1'inden daha azını kaplasa da binlerce balık, yumuşakça ve alg türünün doğal ortamıdır. Okyanuslardaki denge onlara bağlıdır. Dünyadaki zamanı milyarlarca yılla ölçmek mümkün. Ağaçların oluşması da 4 milyar yılda gerçekleşiyor. Mükemmel bir yaşamın mimarı olan ağaçlar, tür zincirinin en önemli halkasıdır. Yerçekimine meydan okuyan ağaçlar, hiç durmadan göğe doğru hareket eden ve yapraklarını besleyecek olan güneşe doğru telaşsızca uzayan tek doğal varlıktır.
siyanobakterilerden miras aldıkları güçle ışık enerjisini toplar, muhafaza eder ve bununla beslenirler. Nihayetinde ortaya çıkan gövde ve yaprakları su, mineral, sebze ve diğer canlı türlerinin karışımında çürür. Böylelikle yavaş yavaş topraklar ortaya çıkar. Toprak hareketlidir. Mikroorganizmalar sürekli beslenir, toprağı kazar, havalandırır ve dönüşüme uğratır. Nihayetinde humus adı verilen verimli bir toprak katmanı oluşturur. Dünyadaki yaşam hakkında ne biliyoruz? Kaç canlı türünden haberdarız? 10 tane, belki de 100 tanesinden. Peki onları birbirine bağlayan ne? Dünya bir mucize. Yaşamsa hala bir gizem. Hayvan sürüleri nesilden nesile geçen gelenek ve görenekleriyle soylarını idame ettiriyor. Yaşadıkları yer onlara, onlar da yaşadıkları yere uyum sağlar. Doğada kaybeden olmaz. Canlılar açlığını yatıştırır ve ağaçlar yeniden çiçek açar. Dünyadaki bu büyük yaşam macerasında her canlının farklı bir rolü, her canlının özel bir yeri vardır. Doğada gereksiz ya da zararlı yoktur. Terazi daima dengededir. Ve insanoğlu. İşte senin hikayeye dahil olduğun yer tam burası. Dünyanın bıraktığı 4 milyar yıllık görkemli bir mirastan faydalanıyorsun. Yalnızca 200 bin yaşındasın. Ancak dünyanın çehresini şimdiden değiştirdin. Tüm savunmasızlığına rağmen doğal ortamın her bir köşesini parselleyerek senden başka hiçbir canlının yeltenmediği bir şey yaptın. ...180 bin yıl boyunca göç eden insanoğlu uygun iklim koşullarıyla birlikte yerleşik yaşama geçti. Artık hayatta kalmak için avlanmaya ihtiyaçları yoktu. Balığın, av hayvanlarının ve bitkilerin bol olduğu sulak alanlara yerleştiler. Toprağın ve suyun yaşamla birleştiği yere.
insanoğlunun büyük çoğunluğu bugün bile sahil şeritlerinde ya da göllerin ve nehirlerin kıyılarında yaşıyor. Yeryüzünde her 4 kişiden biri 6000 yıl öncesinin imkanlarıyla yaşıyor. Yalnızca doğanın mevsimden mevsime sağladığı enerjiyle yetiniyor. Tam 1,5 milyar insan bu şekilde yaşıyor. Bu sayı tüm zengin ülkelerin toplam nüfusundan bile çok. Yaşam süreleri kısa ve ağır iş koşulları onları yeterince zorluyor. Doğanın belirsizliği günlük yaşama da gölge düşürüyor. Eğitim bir ayrıcalık. Çocuklarsa yalnızca haneye katkıda bulundukları sürece ailelerinden değer gören birer varlık olabiliyorlar. İnsanlığın dehası, zayıflığını da kabullenmiştir. Doğanın insanlardan esirgediği fiziksel enerji ve güç, yeni toprakları keşfetmesi için hayvanlara bağışlanmıştır. Mideyle fethedilebilir miydi? Tarımın keşfi tarihi bir dönüm noktası oldu. 10.000 yıldan biraz daha öncesiydi. Tarım yaptığımız ilk büyük devrim olmuştu. İlk hasat toplandı, şehirler ve medeniyetler kuruldu. Binlerce yıldır süren yiyecek telaşı hafızalardan silindi. Tahılı keşfeden insanoğlu sofrasına zenginlik katarak toprağına ve yaşadığı iklime uyarlamayı öğrendi. Yeryüzündeki diğer canlılardan farkımız yok. Temel endişemiz karnımızın doyması. Toprağın cimrileştiği ve suyun azaldığı yerlerde hayatta kalabilmek için muazzam bir gayretle toprağa işliyoruz. İnsanlık dur durak bilmeden yeryüzünün ondan beklediği sabır ve özveriyle toprağı şekillendiriyor. Çiftçilik hala dünyadaki en yaygın iş kolu.
insanlığın yarısı toprağa sürüyor ve dörtte üçünden fazlası hala el emeğiyle çalışıyor. Çiftçilik tıpkı bir gelenek gibi terle, emekle ve zahmetle nesilden nesile aktarılıyor. Çünkü bu hayatta kalmak için gerekli olan ilk koşul. Ancak bunca zamandır kas gücüne güvenen insanoğlu, doğadaki enerjiyi kullanmanın da bir yolunu buldu. Bu alevler, kumbarasında güneş ışığını biriktiren bitkilerden geliyor. 100 milyon yıldan uzun bir süre önce milyonlarca bitki güneş enerjisini kendi bünyesinde hapsetti. Kömür, gaz ve hepsinden önemlisi petrol olarak. Bu enerji kumbarası insanoğlunun tarladaki işini kolaylaştırdı. Zamanın zincire vurduğu insanoğlu petrolle özgürleşti. Kimimiz rahata erdik ve dünya tek bir yaşamın sığacağı 50 yıllık bir süre içinde insanlığın tüm geçmişinde olduğundan çok daha radikal bir biçimde değişime uğradı. Giderek hızlanıyoruz. Son 60 yılda dünya nüfusu neredeyse 3'e katlandı. 2 milyardan fazla insan şehirlere taşındı. Giderek hızlanıyoruz. Bugün yüzlerce gökdelene ve milyonlarca insana ev sahipliği yapan Çin'in Shenzhen şehri bundan 40 yıl önce küçük bir balıkçı köyüydü. Giderek hızlanıyoruz. Son 20 yıl içinde Şangay'da 3000 kule ve gökdelen inşa edildi. Yüzlercesi halen inşaat halinde. Bugün 7 milyarlık dünya nüfusunun yarısından çoğu şehirlerde yaşıyor. New York. Dünyanın bu ilk büyük metropolü, yeryüzünün insan dehasına sağladığı enerjinin nasıl sömürüldüğünün sembolü. Milyonlarca göçmen, kömür enerjisi ve petrolün kontrolsüz gücü. Amerika, siyah altının olağan dışı ve devrimsel gücünden faydalanan ilk ülke oldu. Tarladaki insan gücü yerini makine gücüne bıraktı. Yalnızca 1 litre petrol 100 kişinin 24 saatte harcadığı enerjiyi üretiyordu. Amerika'da geriye 3 milyon çiftçi kalmıştı ve bu çiftçiler 2 milyar insanı besleyecek kadar tahıl üretiyordu. Ancak bu ve bunun gibi sanayileşmiş ülkelerde üretilen tahılın çoğu hayvan yemine ya da biyo yakıta dönüştürülüyordu. Bitkilerin güneş ışığı kumbarası sinsice yaklaşan kuraklığı bertaraf etse de insanoğlunun kullandığı suyun %70'i çaresiz tarıma yönlendirildi. Doğada her şey birbirine bağlıydı. Ekili topraklar ve yapılan tek ürünlü tarım parazitleri ortaya çıkardı. Petrokimyasal devrimin bahşettiği bir başka armağanda haşere ilaçları oldu. Kötü ürün ve kıtlık nedir unutuldu. Artık en büyük sorun modern tarımın ortaya çıkardığı üretim fazlasıyla ne yapılacağıydı. Ancak zehirli böcek ilaçları aynı zamanda havaya, toprağa, bitkilere, hayvanlara, nehirlere ve okyanuslara karışıyor, ana hücrelere benzer hücrelerin merkezine işliyordu. İnsanoğlunu kıtlıktan kurtaran artık ona zarar mı veriyordu?
bu sarı koruyucu giysilerin içindeki çiftçilerin bir bildiği olsa gerek. Sırada bir başka petrokimyasal buluş olan gübre vardı. Toprağa bu zamana dek görmezden gelinen ağır bir etkisi oldu. Toprak ve iklimle uyumlu hale getirilen tohumlar, en verimli ve en kolay taşınabilir tarım ürünlerinin önünü açtı. Böylece çiftçilerin binlerce yıldır yarattığı tüm ürün çeşitliliğinin 1/4'ü son yüzyılda silinmiş oldu. Toprağa atılan her gübre gökyüzüne bir perde daha çekti. İspanya'nın Almeria kentindeki seralar Avrupa'nın sebze bahçesi haline geldi. Her gün yüzlerce kamyon aynı boydaki muhtelif sebzeleri kıtanın farklı süpermarketlerine taşıyor. Bir ülke ne kadar gelişirse vatandaşlarının et tüketimi de o kadar artar. Et talebi dünya çapında bunca artış gösterirken nasıl olur da hayvan çiftlikleri kurulmaz? Giderek hızlanıyoruz. Hayatında belki bir kez bile otlak görmeyecek olan hayvanlar daha günlük yaşama alışamadan et imalatının hedefi oluyor. Milyonlarca büyük başın ayaklarıyla çiğnediği bu topraklarda tek bir ot dahi filizlenmiyor. Ülkenin her yerinden tonlarca tohum, soya küspesi ve protein zengini habbeler kamyonlarla getiriliyor. Ortaya çıkan tablo şu. 1 kilo patates üretmek için 100 litre. 1 kilo pirinç üretmek için 4000 litre. 1 kilo sığır eti içinse 13 bin litre su gerekiyor. Üretim ve nakliye sürecinde harcanan petrol de cabası. Tarım artık petrolün egemenliğinde. Artık dünya nüfusunun 2 katı kadarını besleyecek güçte olsa da çeşitliliğini yitirdi. Çoğumuza hayalimizdeki güvenceyi sağlamış olabilir. Ancak hepimizin yaşamını petrole bağımlı kıldı. İşte çağımızın yeni zaman ölçeri. Artık dünyanın saati güneş enerjisini sömüren ve yorulmak bilmeyen makinelerin ritmiyle çalışıyor. Herkesin gözü umudun ve hayallerin ritmini belirleyen bu metronomlarda. İhtiyaçlarımızla birlikte yeşeren bu umut ve hayaller artık bir doyumsuzluğu ve savurganlığı da beraberinde getiriyor. Artık ucuz petrol diye bir şey yok ve biz bunu görmezden geliyoruz. Amerikan rüyası dendiğinde çoğumuzun gözünde tek bir yer canlanır. Los Angeles. 100 kilometre genişliğe yayılan bu şehirdeki arabaların sayısı neredeyse insan sayısına eşittir. Enerji burada her gece harika bir görsel şov sunar. Gündüzler, gökyüzünün ışıldadığı gecelerin sönük bir yansımasından başka bir şey değil. Hızlanıyoruz. Artık mesafeler kilometrelerle değil, dakikalarla ifade ediliyor. Arabalar şehrin boğuculuğundan uzakta, kale benzeri evlerin inşa edildiği yeni yerleşim yerlerine gitmeyi kolaylaştırıyor. Şanslı birkaç ülkenin kurduğu yaşam tarzı, televizyonların övdüğü evrensel bir düş haline geldi. Pekin bile pagodalarını haritadan silerek hızla evrensel güçlerine hizmet eden bu evlerden inşa ediyor. Otomobiller, konforun ve gelişimin sembolü haline geldi.
Eğer her toplum böyle bir yaşam tarzını benimsemiş olsaydı, bugün yeryüzünde 900 milyon yerine 5 milyar araç olacaktı. Giderek hızlanıyoruz. Dünya geliştikçe enerjiye olan ihtiyaç da artıyor. Dünyanın dört bir yanındaki makineler topraktan, oluşumundan bu yana bünyesinde muhafaza ettiği bir şeyi söküp alıyor. Mineralleri. Nüfusunun %20'si, ayrıcalıklı bir güç olarak görülen mineral kaynaklarının %80'ini tüketiyor. Madencilik, yeryüzündeki hemen hemen tüm rezervleri 100 yıl sona ermeden tüketmiş olacak. Giderek hızlanıyoruz. Tersaneler, küresel sanayi üretiminin talepleri doğrultusunda sayısız petrol tankeri, konteyner gemisi ve gaz tankeri üretiyor. Tüketim malının çoğu, tüketimin ağır bastığı ülkelere gitmek üzere binlerce kilometre yol aşıyor. 1950'den bu yana uluslararası ticaret hacmi 20 kat arttı. Ticaretin %90'ı deniz üstünden yapılıyor. Her yıl 500 milyon konteyner dünyanın en büyük tüketim merkezlerine doğru yola çıkıyor. Örneğin Dubai'ye. Dubai, Batı'nın uyguladığı modelin zirvesini yaşıyor. Burada imkansız diye bir şey yok. Buna denize yapay adalar yapmak da dahil. Dubai az sayıda doğal kaynağı sahip. Ancak petrolden sağladığı gelirle dünyanın diledikleri yerinden diledikleri kadar ham madde ve işçi satın alabilirler. Dubai'de tarım alanı yok. Ancak yine de gıda ithal edebiliyor. Dubai'nin suyu yok. Ancak yine de deniz suyunu tuzundan arındırmak ve dünyanın en yüksek gökdelenlerini inşa etmek için yeterli paraya sahip. Dubai her mevsim güneşli, ancak tek bir güneş paneli bile yok. Dubai, dünyayı kendine hayran bırakan bir modernite peşi. Burası tüm dünyayı uyaran bir tehlike işareti. Dubai'nin doğaya her şeyden çok ihtiyacı var. Ancak burada doğadan geriye pek bir şey kalmadı. Dubai, Batı'nın uyguladığı modelin zirvesini yaşıyor. Ve bizler hala doğayı tükettiğimizin farkında değiliz. ...1950'den bu yana avlanan balık sayısı 5 kat artarak 18 milyondan 100 milyon tona çıktı. Binlerce fabrika gemisi okyanusları boşaltıyor.
avlanma bölgelerinin 1/4 ya yok oldu, ya tüketildi, ya da tükenmek üzere. Büyük balıkların çoğunun nesli tekrar üreyecek zamanı bulamadıklarından tükendi. Bize bahşedilen yaşam döngüsünü bozuyoruz. Tüm balık stokları yok olma tehdidi altında. Üstelik balık her 5 kişiden birinin temel besin maddesiyken. Kaynakların sınırlı olduğunu unutuyoruz. 500 milyon insan çöllerde yaşıyor. Bu tüm Avrupa nüfusunun toplamından daha fazla. Onlar suyun kıymetini biliyor. Suyu tutumlu kullanmasını da. Burada insanlar artık fosil su haline gelen kuyulardaki yağmur suyuna muhtaç. Yani 25 bin yıl önce yağan yağmur suyuna. Fosil su, ekinlerin çöl ortamında büyümesini sağlıyor. Tarlaların daire şeklinde olmasının nedeni ise tek bir merkezden dairesel sulama yapılması. Ancak bu işlemin faturası kabarık. Fosil su yenilenebilir bir kaynak değil. Suudi Arabistan'ın çölde endüstriyel tarım yapma hayalleri suya düştü. Bu haritadaki açık renkli daireler terk edilen tarlaları gösteriyor. Sulama araçları hala mevcut. Suyu yerin altından çıkaracak enerjide. Ancak fosil su rezervleri ciddi oranda tükendi. İsrail çölden bir cennet yarattı. Bu seralarda sulama her ne kadar yavaşladıysa da dış satım mallarında su tüketimi artmaya devam ediyor. Bir zamanların görkemli Ürdün Nehri'nden eser yok. Buradaki su dünyanın dört bir yanına ihraç edilen meyvelerde kullanıldı. Yalnız değil. Artık yeryüzündeki her 10 nehirden biri yılın birkaç ayı boyunca denize karışmıyor. Ürdün Nehri'nden mahrum kalan Lut Gölü'ndeki su seviyesi her yıl 1 metre azalıyor. Gelecek yüzyılda su kıtlığından en çok zarar görecek ülke olabilir. Artan nüfusun su ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla son 50 yılda 21 milyon adet kuyu kazıldı. Ülkenin pek çok bölgesinde ilk kez bu kadar derine sondaj yapıldı. Batı Hindistan'da kuyuların %30'undan ümit kesildi. Yeraltı su havzaları da kuruyor. Su depoları, yeraltı su havzalarını tazelemek için muson yağmurlarını bekliyor.
köylü kadınlar bu depoları kurak mevsimlerde elleriyle kazıyor. Binlerce kilometre ötede ise tek bir kişi günde 800 ila 1000 litre civarında su tüketiyor. Las Vegas da bir zamanlar çöldü. Burada milyonlarca insan yaşıyor ve nüfusa her ay binlercesi daha ekleniyor. Las Vegas sakinleri yeryüzündeki en büyük su tüketicilerinden biri. Palm Springs'te tropikal bitki örtüsüne ve yemyeşil golf sahalarına sahip bir çöl şehri. Bu tablo daha ne kadar aynı kalacak? Dünya daha fazla direnemez. Bu şehirlere su taşıyan Colorado Nehri'nin de artık denize dökülen bir kolu yok. Suyun toplandığı havzadaki su seviyesi ise düşüyor. Bu su kıtlığı 2025'ten önce 2 milyar insanı etkileyebilir. Yeryüzünün %6'sını oluşturur. Durgun sularının derinliklerinde pek çok bitki ve mikroorganizma sabırla suyu süzer ve kirlilikten arındırır. Bu bataklıklar suyun tazelenmesi ve temizlenmesi için eşsiz birer fabrika. Adeta suyun akışını düzenleyen birer sünger görevi görerek kurak mevsimler için suyu muhafaza ederler. Daha çok yere kazık çakma arzumuz, böyle yerleri de otlak ya da tarım ve inşaat alanı olarak kullanmamıza yol açıyor. Son yüzyılda yeryüzündeki bataklıkların yarısı kurutuldu. Bize sağladıkları zenginlikten bir haberiz. Doğada her şey birbirine bağlı. Su, hava, toprak, ağaçlar. Dünya tüm sihriyle gözlerimizin önünde duruyor. Ağaçlar ciğerlerine çektiği yeraltı suyunu havaya salar. Sağanak yağmurların şiddetini hafifleten birer kubbe görevi görürler. Ormanlar yaşam için gerekli nemi sağlar. Tüm atmosferdeki karbon miktarından daha fazlasını hapseden ormanlar, hepimizin muhtaç olduğu iklimsel dengenin de temel taşlarıdır. Ağaçların başlıca faydalarından biri de, yeryüzündeki biyolojik çeşitliliğin 1/4'üne ev sahipliği yapan doğal yaşam ortamını sağlamasıdır. Ormanlar aynı zamanda birer ilaç deposu. Vücudumuz bu bitkilerden elde edilen maddeleri tanıyor. Hücrelerimiz aynı dili konuşuyor ve hepimiz aynı ailenin fertleriyiz.
Ancak dünyanın en büyük yağmur ormanı olan Amazon, 40 yıl gibi kısa bir sürede %20 oranında küçüldü. Bu %20'lik kısım gerini hayvan çiftliklerine ya da soya fasulyesi tarlalarına bıraktı. Üretilen soya fasulyelerinin %95'i ise Avrupa ve Asya'daki çiftlik ve kümeslerde kullanılıyor. Dünyanın en büyük dördüncü adası olan Borneo Adası, bundan 20 yıl önce geniş ormanlarla kaplıydı. Ancak bu şekilde tahrip edilmeye devam edilirse, 10 yıl içinde tümü yok olacak. Doğa, suyu, havayı, dünyayı ve güneşi birbirine bağlı. Bir zamanlar dünyanın en büyük biyolojik çeşitliliğine sahip olan Borneo Adası'ndaki bu bağ bozuldu. Bu felaket, dünyada en çok tüketilen yağlardan biri olan hurma yağı üretimine karar verilmesiyle ortaya çıkmıştı. Hurma yağı yalnızca yiyecek değil, aynı zamanda kozmetik, temizlik maddesi ve alternatif yakıt ihtiyacını da karşılıyor. Ormanların sunduğu bu çeşitlilik yerini yalnızca hurma yağına bıraktı. Yerli halk içinse bu tarım endüstrisi olduğundan iş istihdamı demek. Kağıt hamuru yapımında kullanılan okaliptüsler de benzer bir şekilde kökleniyor. Son 50 yılda kağıda olan talebin 5 kat artmasıyla birlikte ekim alanları da genişliyor. Ancak hiçbir orman bir diğerinin yerini tutamıyor. Toprağa salgıladıkları bir çeşit zehir nedeniyle bu okaliptüs ağaçlarının yerinde başka hiçbir bitki yetişmiyor. Hızlı yetişseler de su rezervlerini tüketiyorlar. Soya fasulyesi, hurma yağı, okaliptüs ağaçları. Hayati olan, fuzuli olanın uğruna yok ediliyor. Yine de bu zaman zaman hayatta kalmak için son çarede olabiliyor. Dünya nüfusunun neredeyse üçte birini oluşturan 2 milyardan fazla insan hala kömüre bağımlı. Kömür, dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Haiti'nin en büyük tüketim maddelerinden biri. Bir zamanlar Karayiplerin incisi olan Haiti, artık dış yardımlar olmadan yaşayamıyor. Haiti'nin tepelerinde ormanların yalnızca %2'si kaldı. Çıplak kalan toprakları koruyan hiçbir şey yok. Yağmur suları, yamaçları deniz kenarına kadar silip süpürüyor. Geriye kalan topraksa tarım için uygun değil. Madagaskar'ın bazı bölgeleri erozyona yenik düşüyor. Yüzlerce metre genişlikteki yamaçlarda büyük yarıklar oluşuyor. Zayıf ve nazik toprağı da canlılar oluşturuyor. Ancak oluşması binlerce yıl alan toprağın humuslu kısmı erozyonla birlikte yok oluyor. Paskalya Adası sakinleri Rapa Nui'lerin bizleri bir anlığına da olsa düşündürecek bir hikayesi var. Dünyanın en ıssız adasında yaşayan Rapa Nui'ler tüm kaynaklarını sonuna kadar harcadı ve kurdukları medeniyet daha fazla ayakta kalamadı. Bir zamanlar bu topraklarda yükselen dünyanın en yüksek palmiye ağaçları yok oldu. Rapa Nui'ler
kereste için tüm ağaçları kestiklerinden toprak erozyonuyla karşılaştılar. Kano yapabilecekleri ağaçları kalmadığından artık balığa da çıkamıyorlardı. Rapa Nui'ler Pasifik'teki en görkemli medeniyeti kurmuştu. Girişimci çiftçileri, heykeltıraşları, müstesna denizcileriyle birlikte artan bir nüfusa ve azalan kaynaklara sahiptiler. Ada sosyal karmaşaya, ayaklanmaya ve kıtlığa sahne oldu. Pek çoğu bu karışıklıktan sağ çıkamadı. Paskalya Adası'nın esas gizemi, garip heykellerinin oraya nasıl gittiği değil, Rapa Nui halkının neden zamanında tepki vermediği. Bu, adanın akıbetiyle ilgili günümüze en çok uyan teori. Dünya nüfusu 1950'den bu yana 3 katına çıktı ve yine 1950'den bu yana 200 bin yıldır üzerinde yaşadığımız kendi adamız olan dünyayı kökünden değiştiriyoruz. Nijerya, Afrika'nın en büyük petrol ihracatçısı, ancak nüfusunun %70'i yoksulluk sınırında yaşıyor. Avuçlarının içindeki zenginlikten faydalanamıyorlar. Bu tüm dünyada böyle. Yeryüzündeki yoksulların yarısı zengin ülkelerde yaşıyor. İlerlemeler vaat edilenleri gerçekleştirmekten çok uzakta. 50 yıl içinde zenginle yoksul arasındaki uçurum daha da artacak. Bugün dünya zenginliklerinin yarısı tüm nüfusun %2'sini oluşturan zengin kesimin elinde. Sonuçlarını yeni yeni fark ettiğimiz büyük nüfus hareketlerine yol açan bu eşitsizlik daha ne kadar sürdürülebilir? Lagos kentinde nüfus 1960 yılında 700 bindi. Bu rakam 2025'te 16 milyona çıkmış olacak. Lagos kenti en hızlı büyüyen metropollerden biri. Şehre yeni gelenler genellikle ekonomik ve demografik sebeplerden ya da tükenen kaynaklardan ötürü toprağından ayrılmaya zorlanmış çiftçiler. Kısacası bu zenginleşmek için değil, hayatta kalmak için yapılan bir göç. Her hafta 1 milyondan fazla insan şehirlere göç ediyor. Bugün her 6 kişiden biri güvensiz, sağlıksız, aşırı kalabalık yerlerde ve su, sağlık, elektrik gibi günlük ihtiyaçlarını gideremeden yaşıyor. Yayılarak 1 milyar insanı etkiliyor. Yetinmeye çalışırken
bizler de onlarsız yaşayamayacağımız kaynakları çıkarmaya devam ediyoruz. Giderek el değmemiş, sömürülmesi zorlaşan topraklara ve bölgelere doğru uzanıyoruz. Hiçbir şeyi değiştirmeye niyetimiz yok. Petrolsüz mü kaldık? O zaman Kanada'daki katran kumlarından çıkarırız, olur biter. Devasa kamyonlarla tonlarca kum taşınıyor. Bitüm maddesinin ısıtılıp kumdan ayrıştırılması sürecinde milyonlarca metreküplük su ve muazzam miktarda enerji gerekiyor. Ortaya çıkan kirlilikse felaket. Bu nedenle olabildiğince güneş ışığı biriktirmek şart. Petrol tankerlerimiz giderek büyüyor. Enerji ihtiyacımız durmadan artıyor. Sanki benzin deposu delinen bir arabaya hiç durmadan benzin doldururmuş gibi. Tüm bunların nedeni karbon. Karbon birkaç on yıl içinde atmosferi bir kazana çevirecek. Doğanın milyonlarca yıldır yaşamı sürdürmek için hapsettiği karbon geri tepecek ve atmosferi ısıtacak. Bundan birkaç yıl önce burada bir geminin yüzebileceği düşünülemezdi. Nakliyat, sanayi, ağaçların kesilmesi, tarım. Her eylemimiz doğaya büyük miktarda karbondioksit salıyor. Ve her seferinde kendi ellerimizle dünyanın iklimsel dengesini mahvediyoruz. Şimdi tüm gözler küresel ısınmanın etkilerini en çok gösterdiği kutuplarda. Her şey çok hızlı ilerliyor. Amerika, Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan kuzeybatı geçidi açılıyor. Kıta buzulları eriyor. Küresel ısınmanın etkisi altındaki kıta buzulları son 40 yılda kalınlığının %40'ını kaybetti. Yüzey alanı da her yaz mevsiminde biraz daha küçülüyor. Öyle ki 2030 yılında tümü kaybolmuş olabilir. 2015'te diyenler de var. Bir zamanlar buz tabakalarının yansıttığı güneş ışınları artık karanlık sulara nüfuz ediyor ve ısınma süreci giderek hız kazanıyor. Bu buz kütlesi gezegenin bir arşivi niteliğinde. Karbondioksit yoğunluğu son birkaç yüz bin yıldır hiç bu kadar artmamıştı. İnsanlık daha önce hiç böyle bir atmosferde soluk almamıştı. Kaynaklarımızın bu denli geniş çapta tüketilmesi canlı türlerini de tehdit ediyor ve iklim değişikliği bu tehdidi arttırıyor. Öyle ki 2050 yılında dünya üzerindeki canlı türlerinin dörtte biri yok olabilir. Kutup bölgelerinde ise doğanın dengesi çoktan bozuldu.
Kuzey Kutup bölgesindeki buzul 30 yıl içinde yüzey genişliğinin %30'unu kaybetti. Grönland'ın giderek ısınması kıtadaki tüm tatlı suyun okyanusun tuzlu suyuna karışmasına yol açıyor. Grönland buzulları yeryüzündeki tüm tatlı suyun %20'sine denk geliyor. Eğer bu buzul erirse deniz seviyesi 7 metre yükselecek. Oysa burada sanayi yok. Buradaki erimenin nedeni dünyanın başka bölgelerindeki sera gazı salımı. Ekosistemimizin sınırları yok. Biz nerede olursak olalım, eylemlerimiz dünyanın bir başka yerinde geri tepebilir. Bu atmosferin sınırları yok ve bu hepimizin paylaştığı bir servet. Grönland'ın buzullarında küçük göller görülüyor. Kıta buzulu, en karamsar bilim adamlarının bile bundan 10 yıl önceki tahminlerinden daha hızlı eriyor. Buzulların beslediği ve giderek daha derine nüfuz eden nehirlerin sayısı artıyor. Suyun buzulların derinliklerinde tekrar donacağı sanılıyordu. Ancak aksine buz tabakalarını sürükleyerek buzdağlarını parçaladılar. Buzunun eriyerek okyanusların tuzlu suyuna karışması deniz seviyesinin altındaki tüm toprakları tehdit ediyor. Deniz seviyesi yükseliyor. Suların ısınmasıyla birlikte yalnızca 20. yüzyılda 20 santimlik bir artış gözlendi. Her şeyin dengesi bozuluyor. Suyun ısısındaki en ufak bir değişime bile hassasiyet gösteren mercan resiflerinin %30'u yok oldu. Türler zincirinden bir halka daha koptu. Atmosferdeki büyük rüzgar akımları yön değiştiriyor. Yağmur döngüsü ve iklim coğrafyası değişiyor. Maldiv adaları gibi deniz seviyesinden alçaktaki adalarda yaşayanlarsa büyük tehlikede ve giderek endişeleniyorlar. Yeni bir vatan arayışına girenler bile var. Deniz seviyesi bu hızla artmaya devam ederse, dünyanın en kalabalık şehri olan Tokyo gibi şehirler ne yapacak? Bilim adamları her yıl daha dehşet verici tahminlerde bulunuyor. Dünya nüfusunun %70'i kıyı düzlüklerinde yaşıyor. En büyük 15 ülkenin 11'i ise ya deniz kıyısında ya da nehir ağzında kurulu. Deniz yükseldikçe tuzlu su yeraltı sularına karışacak ve içme suyunu ortadan kaldıracak. Göç kaçınılmaz. Ancak kestirilemeyen göçün ne kadar büyük olacağı.
Afrika'daki Kilimanjaro Dağı tanınmayacak halde. Üzerindeki buzulların %80'i yok oldu. Artık yaz aylarında nehirler akmıyor. Yerli halk susuzluğun pençesinde. Dünyanın en yüksek zirvesi Himalayalardaki sonsuz kar ve buzullar bile geri çekiliyor. Oysa bu buzulların su döngüsünde önemli bir rolü var. Muson yağmurlarıyla biriken suyu buza dönüştürüp yaz geldiğinde nehirleri oluşturuyorlar. Himalayalardaki buzullar Indus, Ganj, Mekong ve Yangtze Kiang gibi Büyük Asya nehirlerinin de kaynağı. 2 milyar insan içme ve sulama suyunu buradan sağlıyor. Tıpkı Bangladeş'te olduğu gibi. Ganj ve Brahmaputra nehirlerinin ağzındaki Bangladeş hem Himalayalarda hem de deniz seviyesinde yaşanan değişimlerden doğrudan etkileniyor. Burası dünyanın en kalabalık ve yoksul ülkelerinden biri. Küresel ısınma burayı vuralı çok oluyor. Artan sel ve kasırgaların etkileri birleştiğinde topraklarının 1/3'ü yok olabilir. Halk bu yıkıcı doğa olayları yüzünden göç etme ihtimaliyle karşı karşıya. Zengin ülkeler de nasibini alacak. Kuraklık tüm dünyayı sarıyor. Avustralya'daki tarım alanlarının yarısı etkilendi bile. Tam 12 bin yıldır gelişimimizi sağlayan iklimsel dengeyi tehlikeye atıyoruz. Söndürülemeyen yangınlar büyük şehirlere doğru uzanıyor ve küresel ısınmayı tetikliyor. Ağaçlar yandığı sürece karbondioksit salıyor. İklimimizi kontrol eden sistem parçalanıyor ve bu sisteme bağımlı olan doğa şartları raydan çıkıyor. İhtişamlı manzaranın bir parçası. Sibirya ve benzeri yerlerde hava o kadar soğuk ki toprağın alt tabakaları sürekli don halinde. Toprağın altında ise iklime bağlı bir saatli bomba var. Karbondioksitten 20 kat daha güçlü bir sera gazı olan metan. Donmuş toprak erirse metan gazı ortaya çıkacak ve sera etkisi yaratarak kimsenin tahmin bile edemeyeceği sonuçlara yol açacak. Kelimenin tam anlamıyla bir bilinmezlikte olacağız. İnsanlığın bu gidişatı değiştirmek ve dünya üzerindeki yaşamı yok olmaktan kurtarmak için 10 yıldan daha az bir süresi var. Kendi ellerimizle yarattığımız bir olayı kontrol edemiyoruz.
hepimizin kökeni suyla, havayla ve diğer yaşam formlarıyla bağlantılı. Ancak bizler bu bağlantıları kopardık. Şimdi gerçeklerle yüzleşme zamanı. Bu gördüklerinizin tümü insan davranışlarının birer yansıması. Dünyayı gönlümüzce şekillendirdik. Değişmek için zamanımız az. Eğer şu ana dek yaptıklarımızın hesabını vermekten kaçarsak, dünya da 9 milyar insanın yükünü daha fazla taşıyamayacak. Dünya nüfusunun %20'si kaynakların %80'ini tüketiyor. Dünyada askeri giderlere yapılan harcamalar, gelişmekte olan ülkelere yapılan yardımlardan 12 kat daha fazla. Her gün 5000 insan kirli içme suyu nedeniyle ölüyor. 1 milyar insanın ise temiz içme suyuna ulaşımı yok. Milyara yakın insan aç geziyor. Dünya çapında yapılan tahıl ticaretinin %50'sinden çoğu hayvan yemi ya da biyolojik yakıt için yapılıyor. Ekilebilir toprakların %40'ı uzun vadeli hasar gördü. Her yıl 13 milyon hektar orman yok oluyor. Her 4 memeliden biri, her 8 kuştan biri ve her 3 amfibiden biri yok olma tehlikesi altında. Canlı türleri normalden 1000 kat daha hızlı ölüyor. Balık avlanma alanlarının 1/4'ü ya tükendi ya da sayılarında tehlikeli bir düşüş gözlendi. Son 15 yılın ortalama sıcaklıkları, bu zamana dek kaydedilen en yüksek sıcaklıklar oldu. Kıta buzulu 40 yıl öncesine oranla %40 inceldi. ...2050 yılında 200 milyonu aşan sayıda iklim mültecisi ortaya çıkabilir. Eylemlerimizin bedeli ağır ve bu bedeli masumlar da ödeyecek. Çölde kurulmuş koca bir şehir büyüklüğünde pek çok mülteci kampı gördük. Yarın bir gün kaç kadın, erkek ve çocuk sahipsiz kalacak farkında mısınız? İnsanlar arasındaki dayanışmayı sağlamak ve diğerlerinin çektiği acılardan kaçmak için hep duvarlar mı öreceğiz? Karamsar olmak için çok geç.
Bir insan tek başına duvarları yıkabilir. Karamsar olmak için çok geç. Artık her 5 çocuktan 4'ü okula gidiyor. Eğitim hiç bu kadar ön planda olmamıştı. İster zengin ister yoksul olun, katkıda bulunun. Dünyanın en yoksul ülkelerinden Lesotho Krallığı, eğitime en çok yatırım yapanlardan. Dünyanın en zengin ülkelerinden olan Katar'da en iyi üniversitelere kapısını açtı. Çünkü kültür, eğitim, araştırma ve yenilik uçsuz bucaksız bir derya. Acı ve sefaletin gölgesindeki milyonlarca sivil toplum örgütü dayanışmanın bencillikten daha güçlü olduğunu kanıtlıyor. Bangladeşli bir adam bir ilke imza atarak yalnızca yoksullara borç veren bir banka kurdu. Ve 30 yıl içinde 150 milyon insanın yaşamı değişti. Antarktika hiçbir ülkenin hak iddia edemeyeceği ve tamamen barışa ve bilime adanmış muazzam doğal rezervlere sahip olan bir kıta. 49 ülkenin imzaladığı bir anlaşmayla tüm insanlığın paylaştığı bir hazine haline geldi. Karamsar olmak için çok geç. Kara sularının %2'sini koruyabilmek için kollar sıvandı. Büyük bir oran olmayabilir. Yine de 10 yıl öncesinin 2 katı. İlk doğal yaşam parkları 100 yıl önce kurulmuştu. Bugün yeryüzünün %13'ünü kaplıyor ve canlı türleriyle toprağın korunması için elverişli bir alan teşkil ediyorlar. İnsan ve doğa arasındaki ahenk artık bir istisna olmasın. New York doğanın cömertliğini fark etti. Bu orman ve göller şehrin ihtiyacı olan suyu karşılıyor. Güney Kore'deki ormanlar savaştan tahrip olmuştu. Ancak milli ağaçlandırma programlarıyla ormanların %65'ini hayata döndürdüler. Kullandıkları kağıtların %75'i ise geri dönüşümlü. Costa Rica askeri harcamalarla topraklarının korunması arasında bir seçim yaptı. Ülkenin artık bir ordusu yok. Kaynaklarını eğitime, ekoturizme ve ormanlara harcama kararı aldı. Gabon, önde gelen kereste üreticilerinden biri. Artık seçici davranıyor ve her bir hektarlık alanda yalnızca 3 ağaç kesiyorlar. Ormanlar, ülkenin en önemli ekonomik geliri olsa da yeniden dönüşüm için bu şart. Sürdürülebilir orman yönetimine yönelik programlar her ülkede zorunlu kılınmalı. Adalet hem tüketicilerin hem de üreticilerin eline geçirdiği bir fırsat. Hem alan hem satan memnun olursa insanca bir yaşamın kapıları açılmış olur. Tek serveti elleri olan çiftçiyle ekinlerini makineyle toplayan ve devlet yardımı alan çiftçi nasıl eşit olabilir ki? Tüketiciler olarak sorumluluk duyalım. Aldıklarımıza dikkat edelim. Karamsar olmak için çok geç. Tarımın karnını doyuramayacağı insan yok. Et üretimi azaltılırsa tüm dünya tarımcılığın meyvelerinden yiyebilir. Yakaladıkları balık konusunda dikkatli olan ve denizdeki zenginlikleri koruyan balıkçılar gördük. Kendi enerjisini üreten evler gördük. Bugün 5000 kişi dünyanın ilk ve tek ekoloji dostu ilçesi olan Almanya'daki Freiburg'da oturuyor. Mumbai'de bu projeye katılan 1000. şehir oldu. Yeni Zelanda, İzlanda, Avusturya, İsveç ve diğer ülkelerin hükümetleri yenilenebilir enerji meselesini öncelik listesine aldı. Tükettiğimiz enerjinin %80'inin fosil enerji kaynaklarından geldiğini biliyoruz. Yalnızca Çin'de her hafta kömürle çalışan 2 elektrik santralı açılıyor. Danimarka'da açılan elektrik santralındaysa çıkan karbon havaya değil toprağa karıştırılıyor. İşe yarayacak mı henüz kimse bilmiyor. İzlanda'da bir elektrik santralının jeotermal güçle çalıştığını gördük. Dalgaların enerjisini emerek elektrik üreten bir deniz yılanı da gördük. Yine Danimarka'da ülkedeki elektriğin %20'sini üreten rüzgar enerjisi santralleri gördük. Amerika, Çin, Hindistan, Almanya ve İspanya yenilenebilir enerjinin en büyük yatırımcıları. 2,5 milyondan fazla kişiyi iş sahibi yaptılar bile. Bu rüzgar dünyanın her yerinde esmeli. Güneşin altında uzanan çöller gördük. Yeryüzündeki her şey birbirine bağlı. Dünya da esas enerji kaynağı olan güneşe bağlı. Taşın altına elini koyma sırası bizde.
Güneş, yeryüzündeki tüm insanlığın bir yılda harcadığı enerjiyi bir saat içinde dünyaya veriyor. Dünya var oldukça güneş enerjisi de tükenmeyecek. Tek yapmamız gereken toprağa kazmayı bırakıp gökyüzüne bakmak. Ekip biçmemiz gereken güneşin ta kendisi. Yaşanan bu tecrübelerin tümü bizlere farkındalık katacak birer örnek. Daha ılımlı, daha akılcı ve daha paylaşımcı bir maceraya yelken açmak gerektiğinin kanıtı. Birlik olma vakti. Önemli olan kaybedilenler değil, geriye kalanlar. Dünyanın sahip olduğu ormanların yarısı hala bizim. Binlerce nehir, göl, buzul ve binlerce canlı türü de öyle. Çözümler elimizin altında. Değişmek için gereken güce sahibiz. Öyleyse ne bekliyoruz? Bir sonraki sahneyi yazmak bizim elimizde. Hep birlikte.